Erzincan Refaiye Çukurçimen köyündeyiz. Ekmek yapan komşularımızla beraberiz bugün. Ekmek yapmanın püf noktalarını öğreneceğiz. Sürmeli Uşar yanımızda. Ekmekle o ilgileniyor. Hamuru açıyor. Yapılmış hamurları açıyor. Saca koyuyor. Sacda Sakine Uçar var. O da sacdan alıyor pişen ekmekleri. Nasıl yapıyorsunuz bu ekmeği? İçinde ne var? Ekmeğin içinde su, tuz, un yoğuruyoruz. Maya koyuyoruz. Ama gücü olmayan bu ya, ekmeği yoğurmasın. Mayalıyoruz, mayalamaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra böyle yumak yapıyoruz. Ondan sonra açıp sacda pişiriyoruz. Peki neden normal ekmek almak yerine bunu yapıyorsunuz? Bu ekmek daha lezzetli. Hoşumuza gidiyor. Bir de köyümüzde bakkal olmadığı için. Bu ekmeği yapıyoruz. Bu ekmeğin unu güzel değil herhalde. Hamuru güzel olmadığı için saca gitmiyor. Mecburen böyle yapmak zorundayız. Küçük küçük yapmak zorundayız. Olsun. Bu diğer ekmeklerimiz çok güzel oldu. Öyle işte. Öyle. Hamurları da Kibar Kürekçi şekil veriyor. Sen ne söylemek istersin Kibar teyze? Ben hiçbir şey demiyorum. Millet hep yoruldu. Allah'ına sağlık. Bugün bütün gün ekmek yapıyorlar. O kadar. Ekmekleri komple herhalde birkaç kişiye birden yapılıyor. Tabii. Dört kişiye yaptık. Kaç tane ekmek çıkmıştır? 500 tane ekmek çıkmıştır. Bayağı çıkmış. 1000 ekmek, 500 bin bilmiyorum yani, saymadık da. Kaç saattir uğraşıyorsunuz? Kaç saattir uğraşıyoruz? Onun saat 3'ten beri uğraşıyoruz işte. Kız 11'de oluyor. Saat 9'u geçiyor. Biz 6 saatten fazladır buradalar. Evet. 7-8 saattir buradalar en az. Evet. Sen de hamurları verip. Tamam, elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Buyurun diyebilirsiniz. Sağ olun. Peki pişme aşaması nasıl oluyor Sakine abla? Vallahi pişme aşaması ateşimizi yakıyoruz. Odunumuzu altına topluyoruz. Bir tane çörek vererek sadece veriyoruz üstüne. Sadece kül üstüne veriyoruz. Bu sefer biri pişiriyor, biri çeviriyor. Hızlı pişiyor mu? Bazı ekmek çok güzel pişiyor, bazı ekmek ağır pişiyor. Kalınlığına göre. Kalınlığına göre. Bordasına göre. Ona göre. İnce yani ekmek çok erken pişiyor. Kalın da olan çok geç pişiyor. Bu sefer millet pişiyor. Kimi çörek yapıyor, kimi börek yapıyor, kimi yağlı ekmek yapıyor. İşte herkes yiyor, içiyor, geçip gidiyor. Çok odun gidiyor mu pişirmek için? O çok gidiyor. Odun da çok gidiyor. Kömürle olmuyor herhalde. Kömürle olmuyor. Kömürle olsa zaten doğula gidiyor. Olmaz. Bu şeyi nasıl yapıyorlar? Saç konulan yeri. Saç konulan yere de taşlar koyuyoruz kenarlara. Her 3 tane koyuyoruz. Üstüne de şey koyuyoruz. Sadece. Şu şekli verirken o zaman inşaat ustası mı bu şekli veriyor? Bu şekli de usta yapıyor. Tabii ki. Ocağı uyuyor. Tabii ocak. Yapıyor. Ocak. Ama bazı ocak çok güzel tütüyor. Bazı ocak çok güzel yanıyor. Yukarıdaki şeyine de bağlı, çıkışına. Evet. Köy muhtarının eşinin yanındayız. Narmuz Şahin. Evet. Bir inşaat gördük gelirken köye, parkın yukarısında. O inşaat nedir? Ona ekmek pişireceğiz, fırın yapacağız. Ondan sonra içinde ekmek pişireceğiz, hamur yoğuracağız. Ondan sonra açacağız, fırına atacağız. Küreğimiz olacak. Küreğin üstüne atacağız. Ondan sonra fırına atacağız. Kete yapacağız. Bu fırın herkes için mi? Herkes kullanabilecek mi bunu? Kim gelirse gelsin. İsterse çevre hepsi gelsin yani. Hepsi de pişirebilir. Dışarıdaki köye de gelebilir. Köyden aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Emekle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.